Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle o meşhur kahveyi yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan biraz kahve, biraz toz şeker ve biraz su. Miktarlarını aşağıya açıklama kısmına bırakacağım, oradan bakabilirsiniz. Ve bir bardağa ihtiyacımız var. Tabii ki temel olarak da bir bardak süte ihtiyacımız olacak. Bir kişilik bir kıvam hazırlanmış olacak. Bir kişilik bir içecek olacak. Önemli olan şey şu: bardağımızın dar olması. Yani çok geniş bardakta bunu biraz daha zor yapacağız. Buradaki en önemli püf noktası da şu: mikseri olmayanlar ya da buna uygun çırpıcısı olmayanlar ya da çok az miktarda yapacaklar için bu en kolay yöntem. Plastik çatal seçmemin sebebi de şu: çok daha yumuşak, yani silikon çatal da bulabilirsiniz, plastik de olabilir. Hızlı bir şekilde çırpıyorsunuz. Çırptığınız zaman da işte bu karışımı elde etmiş oluyorsunuz. Yaklaşık 2,5-3 dakika kadar çırptım ben bunu. En sonunda da böyle bir kıvama ulaştı. Sonra da içerisine buz parçası attığım sütün içine karıştıracağım. Dediğim gibi en önemli şey, dar bir bardakta plastik ya da silikon bir çatalla, çatal olması çok önemli çünkü kaşıkla aynı şeyi vermiyor. Çatal olması, bir nevi yumurtayı çırptığınız zaman nasıl olur, onun gibi çırpmış olacaksınız kahveyi de. Yani mikser görevi görmüş olacak. Biraz hızlı hareketlerle çırparsanız bu sonuca 3 dakika içerisinde ulaşmış olursunuz. Daha büyük miktarlarda tabii ki mikseri kullanabilirsiniz. Bunun içerisindeki bu karışımı, içerisinde iki parça, sadece küçük iki parça buz olan sütün üzerine döküyoruz ve tadam, sürpriz olarak da bu tabii ki süsleme kısmı. Üzerine kakao dökebilirsiniz, farklı şeyler dökebilirsiniz. Ben işte bir bitter çikolatayı rendelemek istedim çünkü sütlü ve kahveli şeylere çikolata da çok yakışıyor bence. Üzerine küçük minik bir rendeden, çok az miktarda çikolata da rendeledikten sonra harika bir karışım elde etmiş olacağız. Afiyet olsun. Tabii ki diğer bardakta kalan kısmı atıyor muyuz? Hayır, onu da atmıyoruz. Onu da hemen üzerine sıcak kaynamış su döktükten sonra karıştırıyoruz. Dipteki bütün köpükler üste çıkıyor ve voilà! Bu da çok güzel oldu. Bunu da afiyetle içebilirsiniz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.